Sosyalde yaşadığım bugün çevre günü her geçen gün. Recep Bakanlar'ın başlatmış olduğu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de israfı önlemek yeniden... Uzak kırsal ilçelerindeki atıklarsa, katı atık aktarma istasyonlarında büyük araçlarla... Çevre bütünüyle beraber havasıyla, suyuyla, ormanıyla, toprağıyla, diğer tüm kaynaklarıyla korunması gereken bir kavram. Gerçekten önemli. Bunun için dünya bu kavramı farkındalıkça bu konu üzerinde hem mevzuatlar, uluslararası protokoller, bakanlıklar, il müdürlükleri, istihdamlar, uzmanlar, mühendisler istihdam etmek üzere bir strateji belirlemiş. Ama tüm bunların yanında asıl görev bizlere düşmektedir. Yani biz insanlar olarak yeryüzünde yaşadığımız, istifade ettiğimiz, kullandığımız bu kaynaklardan istifade ederken bunun gelecek nesillere bırakılması gereken üzerimizde bir emanet olduğunun bilinciyle yaşamazsak
üzerinde yaşadığımız yer küreyinde gelecek nesiller açısından da bugünümüz açısından da tehlikeye düşürmüş oluruz. İşte iklim değişikliklerinden bahsediyoruz. Sera gazlarından bahsediyoruz. Toprak ve su kaynaklarımızın kimyasallarla kirlenmesinden bahsediyoruz. Orman varlığımızın giderek azalmasından bahsediyoruz. Bunlar hepsi gelecek adına büyük tehlike sinyalleri. Fosil kaynaklarımızın ömrünün 20-30 yıllık bir süre için, kısacık bir süre için biteceğinden bahsediyor uzmanlar. Peki fosil yakıtların bittiği zaman yeryüzünde enerji kaynaklarımızı nereden edeceğiz? Bununla ilgili bir düşünce var mı? Var ama teorisi yok, pratiği yok. Onun için biz içinde yaşadığımız çevrenin kıymetini bilmeliyiz. Çevremizin gerçekten bizlere birer miras olduğunu, bizlere geleceklere miras bırakacağımız bir emanet olduğunu şuurunda olmamızı, bu konuda hepimizin üzerine düşeni yapmamızın temennisiyle tekrar 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nüzü kutlar. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlarım. Hepinizin özellikle Büyükşehir'in emekleriyle buraya gelen, Urfa'mızda yapılan bu 5.'si düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü Sıfır Atık Projesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'de çevresel sorunlar aynı diğer coğrafyamızdaki gibi aynı şeyleri tükettiğimizden dolayı artmakta. Burada toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlılığın artırılması, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın genç yaşta çevreyi koruma, çevre bilincinin aşılanması, geleceğimizin çocuklarımıza, torunlarımıza daha temiz, daha güzel bir çevre bırakmamız ödevimiz nedeniyle önemli olarak adedilmekte bizim için, çocuklarımız için.